Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem hoş iki sırada daha önce hiç görmediğiniz güzel bir örgü modeli yapacağız. Evet sevgili hanımlar, bu modelimiz gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem beyaz ipime çok yakıştı, hem görüntüsüyle çift taraflı. Arkası ayrı bir güzel, önden ayrı bir güzel. Hazırsanız bu güzel modeli hep birlikte yapalım hanımlar. Evet, yine sizlere Google Trend, YouTube Trend videolarından şahane bir model anlatacağım. Şöyle sevgili hanımlar, Nako Süper İnci'nin şöyle beyaz bir ipini kullanacağım. Orta incelikte bir ip ve şişlerim ise sevgili hanımlar her zaman kullandığımız 3,5 milim şişler. Hazırsanız modelimize hemen geçelim. Evet sevgili hanımlar, gerçekten çok şık ve çok da hızlı ilerleyen, beyaza da çok yakıştırdığım bu modeli ben beyaz ipe çok yakıştırıyorum. Evet sevgili hanımlar, ilmek sayılarımıza gelince 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekle kurulan bir model. Şöyle ben sizlere ilmeklerimi model anlatacak kadar atacağım arkadaşlar. Bir de bu modelin bir özelliği, ister lastikle yapın ister lastiksiz yapın. Bu model lastik istemeyen bir model sevgili hanımlar. Ama ben lastikli de hazırladım, sizlere sunacağım. Evet, 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmek sevgili hanımlar. Evet. 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekle desenimizi kuruyoruz. Şöyle ben biraz ilmeklerimi atıyorum. Hemen sayalım. 3, 3, 3, 3, 3. Evet, 1 ilmek de fazladan atıyoruz. Evet, 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekle kurduğumuz modeli en kısa şekliyle, en güzel şekliyle sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet, şöyle hemen şişimi çıkarıyorum. Modelimizi arkadaşlar ister lastikli yapın ister lastiksiz, demin dediğim gibi lastiksiz de çok güzel olan bir model, lastikle de çok güzel bir model. Modelimiz arka yüzden kurulan bir model. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Lastiksiz olarak sizlere sunacağım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için şöyle örüyorum arkadaşlar. Modelin birinci sırasındayız. Şimdi kenar ilmeğimden sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmüş olduğum bir ilmeği geriye takıyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde. İlmeğimi düz olarak ördüm. Ördüğüm ilmeği geriye takıp bir kez daha örüyorum. Evet, kenar ilmeğini yeni başladığımız için ördük. Buradaki iki ilmeğimizi de bir ördük, bir daha ördük. Bir ördük, şişe geri taktık, bir daha ördük. Şimdi sıradaki üçüncü ilmeğimizi bakın. Örmeden aldım, üzerine bir doladım. Bu şekilde. Hemen tekrar. Bu bir model arkadaşlar. Burası bir model. Şimdi ikinci modelimi kuruyorum. Bir düz ördüm, geriye takıyorum. Bir kere daha düz örüyorum. Bir düz örüyorum, geriye takıp bir düz daha örüyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Üzerine bir ip alıyorum. Yine bir model daha kuruyoruz. Bir kere düz ördüm. Ördüğüm ilmeği taktım, bir daha ördüm. Bir düz ördüm. Ördüğüm ilmeği geri takıp bir kez daha ördüm. Sıradaki üçüncü ilmeği ise bakın örmeden aldım. Bir kez üzerine doladım. Yine bir düz ördüm. İlmeğimi geriye takıp bir kere daha ördüm. Bir düz ördüm. İlmeğimi geriye takıp bir kez daha ördüm. İki kere aynı işlemi yapıyoruz. Hani bir örüyoruz, bir daha örüyoruz. Bakın. Bir düz ördüm. İlmeğimi bir kez daha ördüm. Bakın bu şekilde. Pardon, üçüncüyü yapmışız arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Şimdi bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz, doluyoruz. Şimdi son 3 ilmeğim kaldı bakın. Son 2 ilmeğimi de bir örüyorum. Bir daha örüyorum şişime takıp. Bir kere örüyorum, şişime takıyorum, bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin pardon, birinci sırasını bu şekilde yaptım. Modelim 2 sıralık bir model sevgili hanımlar. Hemen ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın 2 tane ters ilmeğim gözüküyor. İkisini de düz örüyorum kenar ilmeğimden sonra. 2 ilmeği de düz ördüm. Hemen burada örmeden aldığımız ilmek ve bir doladığımız ilmek var. İpi kendimden taraf alıyorum bakın. Şöyle sevgili hanımlar, bu 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki örmeden aldığım ve doladığım ilmeği ipi kendimden taraf alıp şu şekilde
ters olarak örüyorum. Yani iki düz bir ters yapıyoruz. İpi ön tarafa alıyorum. Bir, iki. İki düz yaptım. İpi kendimden taraf alıyorum. Örmeden aldığım ilmek ve doladığım ilmeği şu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Yine bir, iki düz ördüm. İp kendimden tarafta. Bakın iki ilmeğimi, örmeden aldığım ilmek ve doladığım ilmeği birlikte örüyorum. Tek örmüşüz. Evet, şöyle ikisini birlikte ördük. İki düz ilmeğimizi de örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modeli ben sizlere arkadaşlar bir kez anlatmış oldum. Modeli ters taraftan kuruyoruz. Modelimizi bir kez daha yapalım, anlaşılır olsun. Modelim oldukça kolay, güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli arka taraftan kuruyoruz arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmeğim var bakın. Bir kere düz ördüm. İlmeği geriye takıyorum, bir kez daha örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de aynı şekilde bir kere düz örüyorum. Geriye takıp bir kez daha örüyorum. Sıradaki bakın haroşa, pardon, düz örgümüz var. Selanik örgü. Örmeden aldığımız ilmek. Bu ilmeğimizi örmeden şişime alıyorum. Bakın bir kez doluyorum. Hemen yanındaki iki düz ilmeğimizi örüyoruz. Şişime takıp bir kez daha örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de bir kez örüyorum. Şişime takıp bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. Bu düz ilmeğimi de, Selanik örgümü de örmeden aldım. Bakın bir doluyorum. Sonra iki düz ilmeğimi örüyorum. Bir düz. Hemen yanındaki bakın ördük, ikiledik. Bir düz örüyorum. Şişime geri takıp bir kere daha örüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen Selanik ilmeği örmeden alıp bir kez doluyorum. Hemen iki düz ilmeğimi bakın bir kez ördüm. Geriye takıyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir kez örüyorum. Geriye takıp bir kez daha örüyorum. İki düz ilmeğimi. Selanik örgümüze geldiğimizde bu örmeden aldığımız ilmeği örmeden alıp başını doluyoruz. Yine buradaki iki düz ilmeğimi iki düz ilmek örüyorum. Geriye takıp bir kez daha örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyoruz. Bakın bir kez ördüm. Bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin arka yüzünde ilk hanımlar modele başladığımız sırada Selanik örgü gibi yaptığımız sırada başını dolama yapıyoruz. Unutmayalım. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Ön yüzündeyim, pardon. Ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimizi aldık. Burada bakın iki tane düz ilmeğim var. İkisini de düz olarak örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Bakın dolama ve örmeden aldığımız ilmek var. Bu ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. İki düz örüyorum. İpim benden tarafta. Doladığım ve örmeden aldığım ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. İki düz örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta. Selanik örgü yapıyoruz burada. Örmeden aldığımız ilmek ve doladığımız ilmek. İkisini bir örüyoruz. İpim ön tarafta. İki düz örüyorum. İpim benden tarafta. Yine iki ilmeği birlikte ördüm. İpi tekrar ön tarafa aldım. Birinci düz, ikinci düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, bakın ben sizlere modeli şöyle iki kez anlattım. Burası modelin arka yüzü. Selanik gibi duruyor bakın şu örgüler. Onun için Selanik dedim. Evet, modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. İki kere modeli anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Modelimiz oldukça kolay ve çok güzel bir model. İsterseniz bir kez daha anlatalım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi kenar ilmeğimi örgünün arka yüzünde modelin birinci sırasını kuruyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki düz ilmeğim var. Önce bir kere örüyorum. Bir kere daha örüyorum bakın. Bir kere ilmeğimi örüyorum. Çıkarıp tekrar takıp bir kez daha örüyorum. Bu düz örgüye geldiğimde örmeden alıyorum. Üzerine bir kez doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Takıyorum geriye, bir kez daha örüyorum. Bir düz örüyorum. Geriye takıp bir kere daha örüyorum. Yani aynı ilmeği iki kere örmüş oluyoruz. Şimdi düz örgüme geldim. Örmeden aldım. Bir kez üstüne doladım. Yine bir düz. Geriye takıyorum. Bir kere daha düz örüyorum. Bakın bir düz. Geriye takıp bir kere daha düz örüyorum. Bu düz örgümü de bakın şişime alıyorum. Üzerine bir kez doluyorum.
yine bir düz, bir kere daha örüyorum. Bir düz, geriye takıyorum, bir kere daha örüyorum. Bir, bu ilmeğime, düz ilmeğime geldiğimde örmeden alıyorum. Şöyle üzerine bir doluyorum. Buradaki iki düz ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir düz örüyorum, geriye takıyorum, bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, üçüncü modelinde birinci sırasını bakın bu şekilde yaptık. Şimdi ön taraf örgümüzün arka yüzündeyiz, ön yüzündeyiz pardon. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki iki düz ilmeğimi yine iki düz olarak örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Doladım ve alttaki örmeden aldığım ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. İki tane düz örüyorum. Doladığım ve örmeden aldığım ilmeğin de ikisini birlikte örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. İki düz örüyorum. İpim benden tarafta. Yine doladığım ve örmediğim ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İki düz. Yine iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Ters olarak iki düz. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere modelimiz iyi daha anlaşılır olsun diye şöyle 3 defa anlattım. Modelimiz gerçekten çok hoş, çok güzel bir model. Bakın lastiksiz olduğu zaman böyle. Lastik yapmanıza gerek yok. Lastik istemeyen bir model ama lastikli seven arkadaşlarım için de ben bir hazırlık yaptım. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Evet hanımlar bakın, hem kolay hem güzel hem de çok şık. Yapımı çok farklı ve çok güzel bir model. Evet şimdi modelin ilerlemiş halini ve lastikli halinde sizlere bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle modelimizin şöyle yerde bir düzeltelim. Bakın. Modelimiz bu şekilde lastik göstermek için özellikle yere koydum. Lastikli yaparsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Lastiksiz yapmak isterseniz de benim gösterdiğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Direkt modeli kurarak, modelin arka yüzünden modeli kurarak yapabilirsiniz. Lastikli yaparsanız da bu şekilde bakın. Gerçekten enfes bir model sevgili hanımlar. Hem yapımı kolay hem model çok güzel. Bu model kaçmaz, trend bir model sevgili hanımlar. Beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Bu modelin şimdi arkasını göstereyim hanımlar. Arkası ayrı bir güzel. Evet bakın. Şöyle arkası da ayrı bir güzel. Çift taraflı şahane bir model. İnanın bu modelin hem arkası çok güzel hem önden çok güzel. Çift taraflı harika bir model. Bakın şöyle arkadan görünümü de böyle. Şöyle Selanik örgüler ayrı bir güzellik katıyor modelimize. Önden görünümü de bu şekilde sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. Evet sevgili hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Şöyle yakadan başlamalı örgülerde kullanmak isterseniz yakadan başlamalı modeller için de çok güzel bir model. Şuranın mesela bir kollu çocuklarınıza bir şey yaptığınızı düşünün. Şöyle hanımlar, duruşuna bakar mısınız? Gerçekten bebek hırkalarında çok güzel bir model. Bakın şöyle. Şöyle bakın, kendi kolumda da deneyeyim, göstereyim size. İster kendinize, ister çocuklarınıza şöyle. Bakın hanımlar, gerçekten çok güzel. Ben hani güzel olduğu için, hani güzel demek için güzel demiyorum. Güzel olan model gerçekten güzeldir hanımlar. Sizlere överek söylerim. Ama böyle az beğendiğim modelleri de çok es geçerim. Anlarsınız beni. Allah'ım hepinize kolaylıklar versin. Eğer bu modeli yapmak isterseniz sevgili hanımlar, modelim enfes ve güzel. Yeni bir modelde tekrar buluşmak üzere diyeceğim. Artık videonun sonuna geldik sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Annemin Örgü Dünyası'ndan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beni yurt dışından izleyen, Türkiye'mden izleyen tüm değerli dostlara gönülden sevgiler, selamlar. Bugünkü videomuz buydu sevgili hanımlar. İnşallah beğendiniz. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun diyorum. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.